Merhaba, bugün Murat hocamız ve Erman hocamızla birlikte akut pankreatit adı verilen hastalığı konuşacağız. Murat hocam, akut pankreatit nedir? Akut pankreatit, İsmail hocam, pankreas dokusunda ani olarak ortaya çıkan iltihabi bir süreçtir. Ancak pankreas dokusuyla genellikle sınırlı kalmaz. Pankreasın çevresindeki dokuları da etkiler bu iltihabi süreç. Hatta daha şiddetli hastalıkta tüm vücudu etkiler hale gelebilir. Erman hocam, akut pankreatitin nedenleri nelerdir? İsmail hocam, en sık nedenler içerisinde safra yolu taşları gelmektedir. Bundan sonra alkol kullanımı, aşırı alkol kullanımı, hiperlipidemi, hiperkolesterolemi dediğimiz kan yağlarının yüksek olması, sık kullanılan ilaçlar ki bunların içerisinde sık kullanılan tansiyon ilaçları, şeker ilaçları olabilir. Bazı romatizmal hastalıklar, bütün vücudu etkileyen iltihabi hastalıklar akut pankreatitle birlikte görülebilir ve bu hastalığın risk faktörleri içerisindedir. Murat hocam, Erman hocamızın bahsetmiş olduğu bu risk faktörleri pankreasta nasıl iltihaba neden oluyor? Biraz bahsedebilir misiniz? Akut pankreatit dediğimiz pankreastaki iltihabi süreç aslında bizim bildiğimiz klasik bir iltihabi süreç değil. Örneğin bir bademciğin iltihaplanması şeklinde değil. Aslında bu iltihabi süreç vücudun pankreasta oluşan hasara karşı verdiği bir yanıt. Peki bu hasarın nedeni nedir? Bu hasarın çoğu zaman nedeni pankreasın ürettiği hazım enzimleri dediğimiz işte o besinleri parçalayan özel maddeler var. Bizim sindirimimizi yapmamızı sağlayan. Bunlar pankreas içinde erkenden aktif hale gelirlerse pankreas dokusunda besinden ayırt etmeyip ona da zarar veriyorlar. Onu da sindiriyorlar. İşte vücut da buna iltihabi süreçle yanıt veriyor. Bu iltihaba biz akut pankreatit diyoruz. Peki bu maddeler niçin orada normalde aktif olmadıkları halde pankreasın içinde birden aktif hale geliyorlar? Burada en önemli faktör pankreasın bu maddeleri bağırsağa gönderdiği kanaldaki ani tıkanıklıklar. Bunun da biraz önce Erman Hocam bahsetti. Dünyadaki belki en sık nedeni safra taşları. Şimdi çoğu zaman hasta bize şunu soruyor. Safra taşlarıyla pankreas iltihabı ne alaka? Şu alaka aslında. Safra kanalı, ana safra kanalı pankreasın işte bu hazım enzimlerini bağırsağa gönderdiği pankreas kanalıyla birleşerek ince bağırsağa dökülüyor. Dolayısıyla buradaki bu bölgedeki tıkanıklıklar pankreas kanalını da tıkayabiliyor. Ana safra kanalındaki taşlar. Dolayısıyla zaten tüm dünyadaki en sık nedeni hocanın da söylediği gibi safra taşları. Alkol de benzer. Yine alkol de bu kanalın içinde bazı tıkaçlar oluşturup veya doğrudan pankreas dokusuna zarar verip aynı şeyi tetikleyebiliyor. Yani altta yatan esas mekanizma bu. Dolayısıyla bu iltihabı bakterilerle oluşan işte bir bademcik iltihabıyla karıştırmamak lazım. Çünkü bu başlangıçta tamamen temiz, vücudun tepkisel olarak verdiği bir iltihabi süreç. Bildiğimiz gibi akut pankreatit acil olarak hastaların karşılaştığı bir sorun Erman hocam. Bu hastalar bize nasıl başvuruyor? Akut pankreatitin belirtileri nelerdir? Akut pankreatitin belirtileri şiddetli karın ağrısı, bulantı, kusma. Özellikle bu karın ağrısının böyle bir belirgin bir niteliği vardır. Bu karnın çevresinde bir kuşak gibi sarar ve sırta doğru uzanır. Ve bu ağrı bizim için klinik olarak gerçekten uyarıcıdır. Aynı zamanda daha önce saydığımız risk faktörlerinin bulunmuş olması, bulantı, kusma, bununla beraber bazen karın şişkinlikleri akut pankreatitin ana problemlerinden yani akut pankreatitin klinik olarak bizi şüphelendiren bulgularındandır. Biraz önce bahsettiğimiz işte akut pankreatitin en sık sebebi safra taşları ve alkolizm olduğunu bahsetmiştik. Bu iki risk faktörü arasında hastaların şikayetlerinde bir fark var mı? Tabii ki safra taşlarıyla olan pankreatitlerde bazen sarılık şikayeti olabilir. Çünkü bir tıkanma sarılığıdır. Safra taşları aynı kanal ağzıyla bizim 12 parmak bağırsağı dediğimiz ince bağırsak kısmına boşalırlar. Pankreatitin safra taşlarıyla beraber olan şeklinde safra taşlarının işte tıkanmaya bağlı olarak bilirubin yüksekliği yani kandaki sarılık değerlerinin yüksekliği, karaciğer enzimlerinde yükseklikler akut pankreatit kliniğine eşlik edebilir. Murat hocam, bu bize başvuran hastalardaki akut pankreatit tanısını nasıl koyuyoruz? Bu her hasta aynı mıdır? Bunlardan bize bahsedebilir misiniz? Akut pankreatitin tanısı büyük ölçüde klinik olarak koyulur. Klinikten kasıt şu, doktorun hastanın hikayesini alması, muayene etmesi ve bunun sonucunda bazı laboratuvar testleri yapması sonucunda. Bir kere Erman Hoca'nın da altını çizdiği gibi
bize o klasik karın ağrısıyla gelen üst karında kuşak tarzında veya karında yaygın olabilir ama belirgin olarak üst karında hissedilen o şiddetli ağrıyla gelen hastada fizik muayene bulgularımız eğer uygunsa ve laboratuvar testlerimiz de bunu destekliyorsa biz akut pankreatit tanısını zaten koyuyoruz. Akut pankreatit tanısında klinik kadar önemli olan diğer bir unsur da dediğim gibi laboratuvar testleri. Bu bahsi geçen biraz önce söylediğim pankreas enzimlerinin biz kan düzeyini ölçebiliyoruz. Bunlardan da en önemlileri amilaz ve lipaz. Eğer bu amilaz ve lipaz bizim saptadığımız kritik bir sınırın üzerinde yükselmişse o zaman klinikle bir araya geldiğinde artık akut pankreatit tanısı neredeyse büyük ölçüde konulmuş oluyor. Bunun dışındaki görüntüleme yöntemlerini, radyolojik yöntemler diyoruz. Biz tanıdan ziyade pankreatitin şiddetini, nedenini ve ayırıcı tanısını yapabilmek için kullanıyoruz. Tanısından ziyade. Bu ne demek? Şu demek aslında. Acaba bu pankreatit tetikleyen şey bir safra taşı mı? O yüzden safra kesesini görüntülemekte fayda var. Pankreasın şiddeti nedir? Çünkü tedavisini ona göre belirleyeceğiz. Burada görüntüleme yöntemlerinden faydalanabiliriz. Ya da pankreatiti çok iyi taklit eden diğer hastalıklar var. Karın acilleri. Bunları irdetmek için kullanıyoruz. Ama akut pankreatitin tanısında dediğim gibi klinik ve laboratuvar bulgular ön planda. Murat Hocam, akut pankreatitli hastaya yaklaşımınız nedir? Bu tedavide neler uyguluyorsunuz? Bunlardan bahsedebilir misiniz? Şimdi akut pankreatit aslında büyük ölçüde cerrahi dışı yöntemlerle tedavi edilen bir hastalıktır. Bizim rolümüz çok düşük, çok az. Ama genellikle çoğu sağlık kurumunda özellikle safra kaynaklı pankreatitler genel cerrahi uzmanları tarafından veya dahiliye uzmanları tarafından takip edilir. Onun için tedavisine tabii aşinayız. Cerrahi çok uygulaması hatta. Bizim bir kere akut pankreatit tedavisine başlamadan önce belirlememiz gereken çok önemli bir husus var. Bu hastalığın nedeni nedir? Şiddeti nedir? Çünkü bütün bundan sonra yapacaklarımızı buna göre belirliyoruz. Bir ikincisi de önemli bir husus da pankreatitin kendine has bir tedavisi yok. Yani pankreatit tedavisi diye bir şey yok aslında. Pankreatitin nedenlerinin tedavi edilmesi ve pankreatitin sonuçlarının tedavi edilmesi var. Aslında doğrudan biraz önce işte açıkladığım şeyin nedeni buydu. Bu bakteriyel bir iltihap değil ki antibiyotik verin de tedavi edin değil. Bu sonuçta vücudun tepki olarak verdiği bir iltihap. Ve burada da antibiyotikler size yardımcı olmuyor. Doğrudan bir tedavisi yok. Peki bunları biz ne yapıyoruz pankreatitli bir hasta geldiğinde? Bir kere pankreatit hastasının belli ihtiyaçları var. Ağrısının kesilmesi en önemlisi. Bu hastalar Erman Hoca'nın dediği gibi bulantı kusmayla geliyor. Ağızdan beslenemiyorlar. Onların mümkün olduğunca ağızdan beslenme yollarının bulunması, bu yapılamıyorsa damar yoluyla bu beslenmenin sağlanması. İkincil olarak ortaya çıkan sorunların mümkünse çıkmadan çaresini bulmak ya da çıktıysa bunların tedavisini yapmak. Bunlar bizim için tedavinin en kritik noktaları. Şiddetini belirlerken de aslında şuna bakıyoruz. Biraz önce söylediğim bir nokta vardı. Pankreas ve çevresindeki dokularla sınırlı kalabilen basit ve tamamen şifayla sonuçlanan basit bir akut pankreatit olgusundan çok daha şiddetli olguya kadar değişen geniş bir yelpaze var. Biz bu yelpazenin neresindeyiz? Çünkü yelpazenin bir ucu pankreas ve çevresi dokuları kangrene eden, sistemdeki birçok organın yetmezliğine yol açan ve hatta bazen ölümle sonuçlanabilen ciddi bir hastalıktan bahsediyoruz yeri geldiğinde. Dolayısıyla bunu önceden görüp buna göre tedavinin daha hırçın, daha sert olmasını sağlayabiliriz. Yoğun bakımda takip edebiliriz örneğin hastayı. Baştan itibaren çok daha yakın ve hırçın bir şekilde takip edebiliriz. Bunu belirliyoruz. Bunu belirlerken de kafasını karıştıracak bilgiler vermek istemiyorum ama bunlar çok ciddi teknik detaylarla ancak belirlenebilen şeyler. Gerektiğinde işte özel kan tahlilleri, hastanın klinik bulguları, görüntüleme yöntemleri, tomografi özellikle. Bunlarla bizim belirlediğimiz bir durum. Tedavide nedenin ortaya çıkartılması önemli dedim. Çünkü
Akut pankreatit tedavisi yapıldıktan sonra belki de ilk basamak nedenin ortadan kaldırılması. Çünkü nedeni ortadan kaldırılmayan tüm pankreatitler tekrarlarlar. Dolayısıyla nedeni mutlaka bulup hemen değil ama mutlaka tedavi etmemiz lazım. Ülkemizde de en önemli nedenin safra taşı olduğunu söyledik. Örnek veriyorum, yani çok sık bir senaryo olduğundan örnek veriyorum. Hasta bize akut pankreatit belirtileriyle geldi. Biz de klinik olarak tanısını koyduk ve hafif düzeyde bir pankreatit geçirdiğini düşünüyoruz. Yaptırdığımız ultrasonda da safra kesesinde taşlar saptandı. Örneğin biz tercihen hastayı evine göndermeden o yatış sırasında safra kesesi ameliyatını yapıp öyle gönderiyoruz. Neden? Hasta bir daha pankreatit atağıyla bize gelmesin. Bunu da tedavi etmiş olalım. Ancak tabii her pankreatit neden de bu kadar rahat tedavi edilebilen neden değildir. Örneğin alkolizmin tedavisi bu kadar basit değil örneğin. Bunun için çok daha fazla şey yapmak gerekiyor. Ya da hocanın dediği gibi lipid yüksekliği, işte kan yağlarının yüksekliği. Bunun tabii uzun dönem tedavisi gerekiyor. Bunları da mutlaka göz önünde bulundurmak lazım. Ama genel hatlarıyla akut pankreatit tedavisinde bizim dikkat ettiğimiz noktalar bunlar. Erman Hocam, Murat Hocamızın bahsetmiş olduğu tedavi seçenekleri dışında kimlere girişimsel veya cerrahi tedavi seçenekleri gereklidir? İsmail Hocam, bu güzel bir soru. Bunu belki ikiye ayırmak lazım. Bunu erken dönemde ve uzun dönemde olarak ayıralım isterseniz. Erken dönemde bazen ilaç tedavisiyle, sıvı tedavisiyle kontrolü alamayabiliyoruz bu iltihabı. Ve bu iltihap büyüyor ve pankreas dokusunu da haraplayarak orada bir sıvı birikimine, bazen enfeksiyonlara neden olabiliyor. Pankreas dokusunu öldürebiliyor. Bu durumlarda tabii ki hem açık cerrahi ve bazen de günümüzde teknik gelişmeler de arttığı için kapalı cerrahilerle de bu ölü dokuyu temizleme gerekliliği olabiliyor. İkincisi ise uzun dönemde bu bir iltihabi bir durum ve her iltihabi durum bir temizlenmesi, oradaki ölü dokuların oluşmasıyla devam eder. Bu dokular buradan temizlendikten sonra bazen o bölgelerde bazı kistler oluşabilir. Bu kistler takiple akut pankreatitten sonraki takiplerde yine hastalarda ağrı, sindirimde hazımsızlık gibi şikayetlerle karşımıza geldiğinde biz bunu değerlendiririz. Bu kistlere yönelik de bazen cerrahi geliştirici tedaviler hem endoskopik olarak hem de yine kapalı yöntemlerle yapılabilir. Murat Hocam, sonuç olarak akut pankreatitten korkmalı mıyız? Akut pankreatit tehlikeli bir hastalık mıdır? Akut pankreatit sık görülen bir hastalık. Her ne kadar toplum içinde çok bilinmese de, adı duyulmasa da sık görülen bir hastalık. Ama mutluluk verici yanı şu, hastalığın %85, %90'ı hafif formda gidiyor. Yani hiçbir hasar bırakmadan, hiçbir özel tedavi, girişimsel bir tedavi yöntemi gerektirmeden kendiliğinden iyileşen bir formda seyrediyor. O yüzden de çok korkmamıza, endişelenmemize gerek yok. Tek sıkıntılı yanı şu, işte o azınlık dediğimiz hastalığın şiddetli seyrettiği olgular var ya, onların kim olacağını öngöremememiz bizi sıkıntıya sokuyor. Hastanın o gruba girmesi riski bizi korkutuyor. Ama dediğim gibi %85-90 zaten hafif seyirli olduğu için çok da endişelenmemize gerek yok. Eskisinden çok daha iyi tedavi ediyoruz zaten. Bugün Murat Hocamız ve Erman Hocamızla birlikte akut pankreatiti konuştuk. Hepinize sağlıklı günler dileriz.